Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım, belirli integralle kaldığımız yerden devam ediyoruz integral konusuna. İlk videoyu izlediysen orada gayet detaylı bir anlatım yaptık arkadaşlar. Belirsiz integral için iki tane yöntem sunduk. Dedi ki bir polinom tarzındaki fonksiyonların integrallerini bu şekilde alabilirsiniz dedik. Bir de sevgili gençler, değişken değiştirme yöntemini anlattık. İkisi de belirli integralde geçerli. Yani belirli integral, belirsiz integralden tamamen farklı bir versiyon değil. Gene aynı yöntemleri, aynı özellikleri, aynı kuralları uygulayacaksınız arkadaşlar belirli integralde. Sadece belirli integralde dediğim gibi belirsiz integral videosunun sonunda bahsettiğim sınırlar vardı. İşte bu sınırlar sevgili gençler bizim için önemli olacak bu kısımda. Dilersen konumuza biraz şöyle yavaş yavaş başlayalım. Ne diyor bakın? Diyor ki f fonksiyonu AB kapalı aralığında sınırlı. Şurası aralığı arkadaşlar. Aralığında sınırlı ve sürekli olmak koşuluyla fx eğrisi x eşittir a ve x eşittir b doğruları ve x ekseniyle sınırlanan alana f fonksiyonunun AB kapalı aralığında belirli integral denir. O bir saniyeye alan malan girdi işin içine. Geometriye mi dönüyor iş? Analitiğe mi dönüyor? Hayır, analitiğe veya geometriye dönmüyor. Fakat belirli integralin amacı da zaten bize alan veya hacim buldurmak. Hacim kısmı zaten müfredatta yok. Oradan boştan yere bahsetmemize gerek yok. Fakat alan hacim buldurur arkadaşlar bize belirli integral. Bunu da bilmekte, anlamakta fayda var. Çoğu kuralın nereden geldiğini veya bu konunun neyi amaçladığını anlamak bize bu işlemleri boştan yere yapmadığımızı da gösterir. Şimdi biz şuna bir bakalım. Arkadaşlarım f türev x'in integrali nedir? F türev x'in integrali fx'tir. Şimdi sen bunun integralini fx olarak buldun ya. Üst sınırı ve alt sınırı a'dan b'ye kadar yerine yazıyorsun. Ve bir b'yi yazıyorsun, bir a'yı yazıyorsun. Burada bulduğun sonuçta çıkarıyorsun fb'den fa'yı sana belirli integralin sonucunu veriyor. Şimdi buna göre düşünecek olursak ben fx'in integraline fx desem tamam. Burada da A'dan A'ya kadar sınırları yerine yazsam ne olur? FA eksi FA olur. E tabii ki bunun sonucu da içerideki fonksiyon ne olursa olsun sonuç sıfır gelecektir. Yani sınırlar sevgili gençler belliyse ve bu sınırlar birbirinin aynısıysa cevap mutlaka sıfır olacaktır. A'dan B'ye fx dx. Sen sınırları yer değiştirsen sonucun eksilisini bulursun. Dolayısıyla bu sonucu eksiyle çarparsan da bunun aynısını elde edersin. Fx fonksiyonu eğer tek fonksiyonsa eksi a'dan a'ya yani simetrik aralıklarda tek fonksiyonun integrali sıfırdır diyorsun. Simetrik aralıklarda f fonksiyonu tek fonksiyonsa bu tek fonksiyonun integrali sıfırdır. Eğer çift fonksiyonsa da simetrik aralıklarda integrale bakarken neye göre simetrik bu eksi a ile a? Tabii ki sıfıra göre. Ya sıfırdan a'ya kadar fx dx'in iki katıdır ya da eksi a'dan sıfıra kadar fx dx'in iki katıdır diyebiliyorsunuz sevgili gençler. Bir de yine önemli bir kural. A b'den b de c'den daha küçük olmak üzere sen a'dan c'ye kadar olan integrali hesaplamak yerine önce a'dan b'ye kadar sonra da b'den c'ye kadar integrali hesaplayıp toplarsan da aynı sonucu elde edersin. Parçalı ve mutlak değerli fonksiyonlarda aynı türevde olduğu gibi kritik noktalara göre integral alacağız sevgili gençler. Yani türevde ne yapıyorduk? Mutlak değerli ve parçalı tanımlı fonksiyonlarda ne yapıyorduk? Kritik noktanın soluna sağına göre hareket ediyorduk ya. İntegralde de yine soluna sağına göre farklı fonksiyonların integralleri farklı sınır aralıklarına göre alınabilir. Haberin olsun. Birazdan zaten göstereceğiz. 109. sayfamızdayız. Şimdi deniliyor ki sıfırdan a'ya kadar x'in integralini bul. Bu x'in integrali nedir? X kare bölü 2'dir. Ve sen sıfırdan a'ya kadar hesaplayacağın için sıfırla a'yı yerine yazacaksın ve bunun da karesini alacaksın demiş soru bize. Ve bu da sevgili gençler neye eşitmiş? X karenin sıfırdan a'ya kadar olan integraline. X karenin integrali ne? X küp bölü 3 değil mi?
Bunda da sıfırdan a'ya kadar yerine yazacaktık. Pekala, öncelikle iç kısmı bulalım. İç kısımdan kastımız şu işaretlediğim yeri bulacağız sevgili gençler. Bakın a'yı yerine yazıyorsunuz, a kare bölü 2. Sıfır yerine yazıyorsunuz, sıfırın karesi bölü 2. He, demek ki bundan sonra buradaki x değişkenine bağlı bir fonksiyon varsa sıfır yerine yazmanın bir anlamı yok. Yani burası zaten sıfır olacağı için burayı silebiliriz. Bir de bunun karesini al demiş, bunu unutmayalım. A'yı yerine yazdım, a küp bölü 3. Bakın sıfırı yazmıyorum. Yani eksi sıfırın küpü bölü 3 diyecektim, onu yazmadım. Al bakayım şunun karesini. A üzeri 4 bölü 4 gelir. Burası da a küp bölü 3 sevgili gençler. A küple a küpü sadeleştirdim. Burada sadece a kalır. 3a eşittir 4 ise a'nın ben 4 bölü 3 olması gerektiğini tabii ki gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Devam ediyorum bir diğer soruyla. Diyor ki sıfırdan sıfıra kadar 1 dx, 1'in integrali nedir? Arkadaşlarım dedim ya, sınır boyunun uzunluğu sıfırsa, yani alt ve üst sınır birbirine eşitse, bunun integrali daima sıfırdır. 1'den 2'ye kadar x dx, 2'den 3'e kadar ve sevgili gençler burada bir de 4'ten 7'ye kadar var. Şuraya bakalım. 1'den 2'ye, daha sonra da 2'ye, 2'den 3'e almak yerine bu integrali 1'den 3'e kadar direkt alabilirsiniz. Çünkü 1'den 2'ye, 2'den 3'e. Ne yaptı? 1'den direkt 3'e yaptı değil mi? O halde 1'den 3'e kadar x dx'i hesaplayalım. Artı bir de 4'ten 7'ye kadar x dx'imiz mevcut. Şimdi şuranın integrali, x'in integrali x kare bölü 2. Burada 1 ile 3'ü yerine yazacağız. Artı buranın integrali de yine x kare bölü 2 ama burada 4 ile 7'yi yerine yazacağız. Pekala. Artık soru bitti. 3'ü yerine yazıyorsun. 9 bölü 2. 1 yerine yazıyorsun. 1 bölü 2. Artı 7'yi yerine yazdın. 49 bölü 2. Eksi 4'ü yerine yazdın. 16 bölü 2. Bakın şurası 8 bölü 2'den 4 geldi. 49'dan 16'yı çıkardınız. 33. 33 bölü 2 de sevgili gençler 16 buçuktur. İkisini topla demiş. Cevap 20 buçuk ya da 41 bölü 2 olur diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız buydu bu sorumuzun. Bir diğer örneğimize geçiyoruz ama şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Bana diyor ki 2x artı 1'in integrali nereden nereye kadar? A'dan B'ye kadar olan integrali 18 ve A eksi B'nin de eksi 2 olduğu bilgisi verilmiş. Bize sorulan şey A kere B kaçtır? Şimdi 2x artı 1'in integralini alalım. 2x'in integrali x kare. Daha sonrasında 1'in integrali de x. Ve sen burada a ile b'yi yerine yazacaktın. Yaz bakayım b'yi. B kare artı b gelir. Eksi a'yı yerine yazarsan da a kare artı a gelir. E bundan bunu çıkarınca da 18 buluyormuşuz şimdi. Peki. Şimdi ben burada diyorum ki burayı biraz düzenleyelim. B kare eksi a kare yazayım. Bir de artı b eksi a diyelim, tamam mı? Eşittir 18. Şimdi bak güzel kardeşim. Burada şu b eksi a dediğimiz değer a eksi b eksi 2 ise b eksi a 2'dir. Bunu karşıya atarsan ise diyelim b kare eksi a kare eşittir 18 eksi 2'den 16 gelir. Bunu da bir güzel çarpanlarına ayırırsan iki kare farkı yardımıyla şu şekilde b eksi a çarpı b artı a, bu da kaçmış 16. Şimdi ne demiştik, b eksi a 2 idi. O zaman b artı a da tabii ki 8'dir. Yazalım. B eksi A'nın 2 olduğunu biliyoruz. B artı A'nın da 8 olduğunu biz kendimiz öğrendik. İkisini toplayın bakalım. Toplarsanız eksi A ile artı A gider. 2B eşittir 10 gelir. B de buradan 3'tür dersin. E bu B 3 ise A da kesinlikle ama kesinlikle 5'tir sevgili gençler. Doğru mu? Yanlış bir şeyimiz var mı? Bir daha bakıyorum. Çünkü şurası B eksi A'yı 2 bulmuştuk. B artı A'yı 8, toplayınca 10 geldi. 2 B 10. B eşittir 3 değil 5 arkadaşlar. Yanlış bir şeyimiz var. Ben de diyorum niye yanlış geldi. Şunları silelim. B'yi 5 bulduk. O zaman A da kaçtır? 3'tür. Şimdi doğru oldu. Bak 5 eksi 3 de 2 oldu. Peki A da eşittir 3'müş dedik. A kere B sorulmuş, yani 3 kere 5 sorulmuş arkadaşlar. Cevap ne olur? 8. Pardon, ben ne yapıyorum ya? Cevap kaç olur? 15 olur sevgili gençler. Anlaştık. Tabii çok video çekince böyle dil falan dolaşınca böyle gecenin de bir vakti ise hata yapmak normal oluyor. Kusura bakmayın. Kusurumuz varsa affola sevgili gençler. Evet, devam ediyorum.
bir diğer sorumla. Şimdi diyor ki eksi 3'ten 3'e kadar şu fonksiyonun integralini al diyor. E hocam siz bize trigonometrik fonksiyonların integralini almayı öğretmediniz. Peki neden bu şekilde sorular soruyorsunuz diye soracak olursan ki müfredatta olmamasına rağmen ÖSYM'de bu şekilde sorular sorabilir. Haberin olsun. Hocam müfredatta trigonometrik fonksiyonların integrali yoksa ÖSYM bize bunu nasıl soruyor? Şöyle soruyor. Senin burada demek ki farklı şeyler bilmen gerekiyor. Ki ben sana o uyarıyı şu şekilde yapmak istiyorum. Bak, eğer bu şekilde eksi 3 ve 3 gibi simetrik aralıklar görüyorsan soruda, aklına ilk gelen şey bunun integralini almak olmasın. Ne olsun biliyor musun? Tek fonksiyonla çift fonksiyonlar aklına gelsin hemen. Teklik veya çiftlik aklına gelecek. Gördüğünüz üzere burada sınırlarımız simetrik. O zaman hemen işkilleneceksin. Diyeceksin ki lan bu tek fonksiyonsa işim çok basit. Çift fonksiyonsa da öyle. Peki bakalım. X küp biliyorsunuz polinom fonksiyondur ve tek fonksiyondur. X küp çünkü üssü tek. Demek ki buranın integrali zaten sıfır olacağından ben burayı düşünmem. Peki sinüs fonksiyonu. Hatırlarsanız trigonometride sinüs fonksiyonu tek fonksiyondu. Kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondu. Tanjant ve kotanjant içinde tanımlı olduğu aralıklarda yine tanjant fonksiyonu da tekti ve kotanjant fonksiyonu da tek fonksiyondu. Yani çift olan tek fonksiyon kosinüs fonksiyonudur da demiştik bunu anlatırken trigonometride. O zaman sinüs fonksiyonu da tek fonksiyonsa buranın da integrali sıfırdır. O halde benim hiçbir işlem yapmama gerek yok. İçerisi tekse simetrik aralıklarda bunun integrali kaçtı? Sıfırdı. Cevap da budur o halde. Devam ediyorum başka bir soruyla. 1'den 3'e kadar fx dx 4, 1'den 3'e kadar hx dx 3 olarak verilmiş. Bize sorulan 1'den 3'e kadar 2 fx eksi 4 hx dx. Şimdi ben bu integrali aşağıda bize sorulan integrali şunu şu şekilde yazabilirim. 1'den 3'e kadar 2'yi dışarı atarım. Fx dx derim. Eksi 4 çarpı yine integral 1'den 3'e kadar hx dx derim. Şimdi sevgili gençler bizden bu isteniyor. Bunu bu şekilde yazmayı biliyoruz. 1'den 3'e kadar fx dx zaten bize verilmiş 4'müş. 1'den 3'e kadar hx dx de bize verilmiş. Bakın o da 3'müş. Şimdi 2 çarpı 4'ten bu kısım 8 gelir. 4 kere 3'ten burası da 12 gelir. 8'den 12'yi çıkarırsanız cevabınızın eksi 4 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Tamam. Bir diğer sorumuzda ise fx fonksiyonunu parçalı tanımlı olarak vermiş. Birden önce böyle, birden sonra böyle demiş bize. Ve diyor ki eksi 2'den 2'ye kadar bunun integralini bir hesapla bakalım diyor. Şimdi bu parçalı tanımlı fonksiyonun bir kritik noktası var. Bu kritik nokta sevgili gençler 1. Parçalandığı noktaya biz kritik diyorduk. Peki bu kritik nokta burada integrasyon sınırlarımızın aralığında bir yerde mi? Evet. O zaman diyorsun ki ben eksi 2'den 1'e gelene kadar farklı bir fonksiyonun integralini alacağım. 1'den 2'ye gidene kadar da farklı bir fonksiyonun integralini alacağım diyeceksin. Tamam. Yani eksi 2'den 1'e kadar nereyi bulursun? Bak şu fonksiyon. O halde eksi 2'den 1'e kadar 3x'in integralini alırım. Artı 1'den de 2'ye gidene kadar şunun integralini alırım. Çünkü 1 ile 2 arası burada. Eksi 2 ile 1 aralığı da buradadır sevgili gençler. Madem öyle 3x'in integrali ne? 3x kare bölü 2'dir. Ve sen eksi 2 ile 1'i yerine yazacaksın burada. Artı x'in integrali x kare bölü 2'dir ve burada da 1 ile 2'yi yerine yazacaksın. Eşittir dedim. Şimdi 1'i yerine yazıyorum. 3 bölü 2 geldi. Eksi, eksi 2'yi yerine yazarsam da 3 kere 4 12 bölü 2'den 6 gelir. Eksi 6 geldi. Artı 2'yi yerine yazdım. 2'nin karesi bölü 2'den 4 geldi. Pardon 2 geldi. Üzgünüm. 1'i yerine yazarsanız da 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi buraya bakalım. Bir 3 bölü 2 var. Bir de eksi 1 bölü 2 var. 2 bölü 2'den 1 yaptı. Eksi 6'mız ve artı 2'miz var. 2 artı 1 3. 3'den 6'yı çıkarırsanız cevap eksi 3 gelecektir. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz sevgili gençler.
110. sayfamızdayız. Şimdi gördüğünüz üzere çözüm için bu kadar bile yere gerek yok. Ama yine de çözümünü anlatalım. Bu kadar da yer bıraktık. Şimdi arkadaşlarım, burası bir fonksiyon. X küp artı x kare artı x artı 1 diye bir fonksiyon. Buraya istediğin fonksiyonu yazabilirsin. Hiç sıkıntı değil. 7'den 77'ye integral al demiş. Şimdi sen bunun integralini aldığın takdirde x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı x artı c. 77 ile 7'yi de yerine yazıp birbirinden çıkarınca sen burada sadece ama sadece elinde bir sayı kalmayacak mı? Evet, sayı kalacak. Şimdi bu sayının şu ne demek? Türevi demek. Sayının türevi neydi arkadaşlar? Tabii ki sıfırdı. Dolayısıyla bir belirli integralin diyeceksin. Türevini alırsam cevap daima sıfır çıkar diye de oraya not yazacaksın. Anlaştık. Bunları sakın unutma. Denemelerde olsun. Soru bankalarında olsun. ÖSYM böyle bir şey sormaz. Sorunun içerisinde belki bir yerde kullanırsın ÖSYM'de ama denemelerde karşına çıkar. Soru bankalarında sıkça karşına çıkar. Bunları değerlendir. Tamam mı? Bunlar senin için kek sorular olmalı. Geçtim, devam ettim bir diğer örneğe. 4'ten 13'e kadar fx dx kaçmış? 50. 1'den 4'e kadar f3x artı 1 dx integralinin değeri kaçtır diyor. Çok iyi dinliyorsun. Belirli integralde, buraya da yaz bak. Belirli integralde, değişken değiştirme yaz. Değişken değiştirme yaz buraya da, tamam mı? Benim gibi yazma ama sen uzun uzun yaz. Belirli integralde değişken değiştirme diye uzun uzun yaz sen. Bakalım hadi beraber. Şimdi arkadaşlarım, burada bir fx var. Burada f3x artı 1 var. Burada 1'den 4'e, burası 4'ten 13'e. Birbirine de benzemiyor açıkçası ama benzetebiliriz. Nasıl? Şimdi şuradaki 3x artı 1 bize sorulan ifadede 3x artı 1'e sevgili gençler gelin hep beraber u diyelim. Tamam. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımız takdirde buranın türevi 3 yapar. 3dx. Karşı tarafın türevi 1 yapar. 1du da du yapar zaten. 3'ü karşıya atacağız. Neden? Çünkü bize sadece dx lazım. Şuradaki lazım. Dolayısıyla 3'ü karşıya fırlatırsak da dx eşittir du bölü 3 gelecektir. Bu, cepte. Her şeyini bulduk aslına bakarsanız. Yani 3x artı 1'e u diyeceğiz dedik. Dx'e du bölü 3 diyeceğiz dedik. F zaten f fonksiyonu. Geriye sadece ne kaldı? İntegral işareti. Zaten integral işareti. Geriye sadece 1 ve 4 kaldı. Şimdi bakın. Bunlar x'lerin alt ve üst sınırları. Ben bu fonksiyonu u'ya bağlı bir fonksiyon olarak değiştiriyorsam eğer, ben bana u'ların alt ve üst sınırları gerekiyor. O halde sevgili gençler, ben diyorum ki şurada madem ki 3x artı 1 eşittir u imiş, x'in alt sınırı olan 1'i yerine yazarım. 3 kere 1 artı 1'den 3 artı 1'den 4 gelir. Bu u'nun alt sınırı da artık. X'in üst sınırı olan 4'ü de yerine yazarım. 3 kere 4 artı 1 eşittir 13 gelir. Bu da sevgili gençler u'nun üst sınırıdır derim. Şimdi integrali yazabiliriz artık. Bakın bu integral artık şuna eşit oldu. Alt sınır 4, üst sınır 13. Oo bak bir yerlerden tanıdık geliyor ha, değil mi? Peki f u du bölü 3, dx neydi? Du bölü 3'tü. O bölü 3'ü dışarı atalım mı şöyle? Gayet yakıştı. Şimdi bakın 4'ten 13'e kadar 1 bölü 3'ü görmeyin. 4'ten 13'e kadar f u du ile 4'ten 13'e kadar fx dx aynı şey değil mi? Aynı şey. Ve kaçmış? 50'ymiş. Bakın burası kaç? 50. 50'yi 1 bölü 3 ile çarp demiş bize. Cevap ne olur? 50 bölü 3 olur. İşte cevabımız buydu. Bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Değişken değiştiriyorsunuz. Alt ve üst sınır buluyorsunuz. Yerine yazınca zaten sorunun size verdiği değerin bir benzerini bulduğunuz, yazdığınız şeyin içerisinde zaten görüyorsunuz. Tamam. Devam. Arkadaşlarım şurası 2z değil. Üzgünüz. Dizgiyi kendim yaptım. O yüzden birazcık yamulmuş olabilir. Bu integralin değerini hesapla demiş bize. Karışık olan yer neresi? Şurası değil mi? Peki. Gelin arkadaşlarım burada x kare artı 1'e ne diyelim? M diyelim hadi. Tamam. Daha sonrasında alın bakalım diferansiyeli. 2x dx
türevini aldım, sonra dx koydum. Bu tarafın türevi 1, dm yazdım. Tamam. Bize ne lazım? 2x dx. Biz ne bulduk? 2x dx. Muhteşem. Tadından yenmiyor şu an. Çünkü ben buraya m demişim. M'nin karesi geldi. Burası da dm oldu. Şimdi alt ve üst sınırlar kaldı. Dikkat ettiyseniz bunlar x'lerin alt ve üst sınırları. Bana m'lerin alt ve üst sınırları gerekiyor. Yazalım alt sınır olan 0'ı. 0'ın karesi artı 1'den alt sınır 1 gelir. 1'in karesi artı 1'den üst sınır 2 gelir. Demek ki benim yeni integralimde 1'den 2'ye kadar m'nin karesi ve dm gelmiş oldu. İşte bu kadar. Al bunun integralinde m küp bölü 3 artı pardon m küp bölü 3 nereden nereye? 1'den 2'ye. Yaz 2'yi yerine 8 bölü 3 eksi yaz 1 yerine 1 bölü 3. Cevap ne gelir? 7 bölü 3 gelir sevgili gençler. Bu da bizim cevabımız olur. Evet, sağ üst taraftayız. İntegralinin değerini hesapla demiş bize. Beklediğimiz gibi mutlak değer. Kritik noktamız ne? Kritik noktamız sevgili gençler 4. Peki. Şimdi bunu iki yoldan çözelim. Birinci ve ikinci yol diyelim, unutmayalım. Şimdi kritik noktamız 4 ise ben diyorum ki benim f fonksiyonum, içerisi fx fonksiyonu olsun. X'ler 4'ten küçükken burası 4 eksi x diye dışarı çıkar. X'ler 4'ten büyükse de x eksi 4 diye dışarı çıkar diyorum. Ve daha sonrasında integral, bakın 0'dan 4 kritik nokta burada ya, 0'dan 4'e 4'ten 7'ye kadar hesaplayacağım. 0'dan 4'e kadar. Hangisini kullanacaktık 0'dan 4'e kadar? Bunu. 4 eksi x dx diyorum. Artı 4'ten de 7'ye kadar x eksi 4 dx diyorum. Bu kadar. Al bakalım integralini. 4'ün integrali 4x. X'in integrali x kare bölü 2. 0 ile 4'ü yerine yazacağım. Artı x kare bölü 2 x'in integrali. Eksi 4x de 4'ün integrali. 4'ten de 7'ye kadar burada yerine yazacağım. Yaz bakayım 4'ü. 4 kere 4 16. Eksi 16 bölü 2'den 8. 0'ı yazarsam zaten 0 gelir. Artı 7'yi yazdım 49 bölü 2. Eksi 28. Eksi 4'ü yazıyorum. 16 bölü 2'den 8. Eksi 16 dedim. Şimdi şurası eksi 8. Eksi ile beraber artı 8 yaptı. Eksi 28. 8 daha eksi 20 geldi. Şimdi şuraları kullandık, saydık. Şurası da 8 geldi arkadaşlarım. Tamam. Burası da 8 geldi. Şu 8 de sildik. Eksi 20 demiştik zaten. 49 bölü 2. Ki 24,5 yapar kendileri. 24,5'tan 20'yi çıkardım. 4,5 geldi. 4,5'a da 8 ekledim. Cevap kaç geldi? 12,5. Cevabımız bu. Ya da 25 bölü 2 de diyebilirsiniz cevaba. Sıkıntı yok. Şimdi bir ikinci yolumuza bakalım. Cevap buydu. Şurada birazcık şöyle yapmak istiyorum. Yukarı doğru çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Bakın burada bir şey söylemiştik biz. Demiştik ki tam olarak şurada. Diyor ki fx eğrisi x eşittir a ve x eşittir b doğruları ve x ekseniyle sınırlanan alana f fonksiyonunun ab kapalı aralığında belirli integrali denir. X eşittir a ve x eşittir b. Bu x eşittir a ve x eşittir b ne? Sınırlar. Bu da bu doğrular arasında ve fx eğrisi ile x ekseni arasında. Şimdi aşağı doğru inelim. İnelim, inelim, inelim. Bakın sevgili gençler, ben bu x eksi 4'ün mutlak değerinin grafiğini çizmeyi gayet iyi biliyorum. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Tamam. X'e 4 verirsem 0'dan geçer. X'e 0 verirsem eksi 4'ten geçer. Şu şekilde. Burası 4, burası eksi 4. Normalde benim fonksiyonum sevgili gençler şu şekilde bir fonksiyon. Bu ikisinden geçen fonksiyon. Hatta tam geçiremedik. Şöyle yaparsak tam geçer. Bu x eksi 4'ün grafiği. Ama bana mutlak değer x eksi 4 lazım. Mutlak değer x eksi 4'tü sevgili gençler. X ekseninin altında kalan kısmın yukarı doğru kıvrılmış simetri alınmış halidir. O halde benim yeni fonksiyonum şudur diyebilirim. Ve şurası da kaçtır? 4'tür. Şimdi bana diyor ki, bak çok iyi dinliyorsun. Aç kulaklarını, iyi dinle. Bana ne demiş? 0'dan 7'ye kadar. 0 burası. 7 de burası olsun. Şimdi x eşittir 0 doğrumuz bu. X eşittir 7 doğrumuz bu. Fonksiyonumuz bu. X eksenimiz de zaten burada.
Arkadaşlarım, bunların arasında kalan bölge şu kısımdır. Ve demek ki benden bu kısmın alanı isteniyor. Burası 4, burası 4. 4 kere 4, 16. Bölü 2'ye buranın alanı 8 hocam. Evet, doğru. 7 için nereden geçer bu fonksiyon? 3'ten geçmiyor mu? Hop, şurası da 3'müş. Burası 3 birim. Burasına bakıyorsun 3 birim. 3 kere 3, 9 bölü 2. Yani 4,5 da burası. Topla bakayım 4,5 ile 8'i. 12,5 yapar hocam. Al sana alan. Bak, o kadar uzun uzadı ya. Ya işte 4'ün solunda nasıl olur? 4'ün sağında nasıl olur? İntegrasyon sınırlarımı nereden nereye alacağım? 0'dan 4'e, 4'ten 7'ye integral alacağım. 4'ü 0'ı, 7'yi 4'ü yerine yazıp bir sürü bir de rasyonel sayılarla işlem yapıp cevap bulacağım. Uğraşma. Eğer sorun bu şekilde kolay grafiği çizilebiliyorsa ve kolay bir şekilde üçgenin alanı, dikdörtgenin alanı falan bulunabiliyorsa, dairenin alanı falan oluyorsa sıkıntı yok. Çiz grafiği kardeşim, bul cevabını. Ama dediğim gibi hocam, bu grafikte çözüm yöntemlerini bize öğretecek misiniz? Evet, öğreteceğiz. Hemen bir iki sayfa sonra 112. sayfada sevgili gençler, bakın buralarda integralde alan bulmayı göstereceğiz. Daha detaylı anlayacaksın, hiç merak etme. Şimdi bu soruyu da çözdükten sonra Riemann toplamına bir bakacağız. Tamam, Riemann toplamı. Riemann, aha bu adam. Tamam, bu adam Riemann. Şöyle yapalım. Kaşlarını da birleştirelim. Evet sevgili gençler. Adam böyle çirkin oldu ya. Şöyle biraz karizmatikti. Böyle ufak minnoş gözlükleri de var sevgili gençler. Kim bu Riemann? Riemann toplamını bulan adam. İsmi de George Friedrich Bernhard Riemann'mış arkadaşlar. Bunların uzun uza diye isimleri oluyor. Brezilya isimleri gibi ama adam yüksek ihtimalle Alman'a benziyor. Riemann Fransa ismi değil mi? Şimdi şöyle, her şeyin sebebi bu adam dedik. Evet ama integralin temelini atmış bu adam. Yani nasıl diyeyim ben size? İntegrali bu adam bulmamış. Ama integralin temellerini atmış. Ha, integral bizim için, müfredatta bizim için sadece ders yükü olarak, kredi yükü olarak görünüyor. Ama şöyle bir özelliği var integralin. Günümüzdeki kullandığımız, işte makinelerin kullandığı, bilgisayarların kullandığı en üst düzey matematik sayılabilir integral, türev ve integral özellikle. Dolayısıyla çok kullanışlı ve çok nasıl diyeyim, işlevsel bir matematik işlemi çoğu bilgisayarın içerisinde. O yüzden sevgili gençler, integrali seviyoruz. Benim anlatmasını en sevdiğim dersler limit, türev, integral. Yani limiti biraz şey yapabiliriz ama türev ve integral özellikle. Eğer siz de mantığını anlayarak türev ve integrali çözerseniz, siz de çözerken zevk alırsınız. Bunu da sakın unutmayın ki, özellikle zaten biliyorsunuz, hani sayısal da olsanız, eşit ağırlık da olsanız, bu limit türev integralde sıkıntı yaşanıyor. O 2, 2, 4. Kesinlikle yaşıyorsunuz. Ama onu sevdiğiniz takdirde, çok basit arkadaşlar, sevdiğiniz takdirde, oturup soruların üzerine eğildiğiniz takdirde, kendinizi zorlayıp da bu konuyu gerçek anlamda özümsediğiniz, anladığınız takdirde konu çok basit. Bu adam ne yapmış? Bir de buna bakalım. Bu adam sevgili gençler çok akıllıca şeyler yapmış. Şurayı okuyayım, anlamazsanız bir de çizeceğim. Ki anlayıp anlamadığınızı kontrol mekanizmam olmadığı için mecburen çizeceğim. Bir okuyalım, yine de sen de oku. Bir eğrinin altında kalan alanı, bir eğrinin altında kalan alanı, eğrinin altında kalan bölgeyi dikdörtgenlere bölerek ve bu dikdörtgenlerin alanları toplamı yardımıyla bulmaya Riemann toplam denir. Şimdi bu ne demek? Şöyle mesela, biz şimdi dikdörtgenmiş, yok üçgenmiş, yok daireymiş, yani şekillerimiz düzgünse, alanı bulunacak olan bölge düzgün bir yapıya sahipse formüllerimiz var. Yani koninin yüzey alanına kadar biz, kürenin yüzey alanına kadar biz biliyoruz bunların formüllerini, doğru mu? Ama oturup da bir küre göstersem, hadi bunun alanını hesapla desem, formülünü bilmesek sabaha kadar düşünürüz. Formülleri var, eyvallah. Fakat sevgili arkadaşlarım, eğer ki benim alanım mesela x kare eğrisi, aham da böyleyse, ben sana desem ki şimdi x'ler 0'dan 3'e kadar olan kısmında x karenin altında ve x ekseninin üstünde kalan alanını hesapla desem, yani nereyi olmuş oluyor? Şu kısmın alanını bul desem, böyle bakarız tabiri caizse. Değil mi?
Şimdi bu adam bunu nasıl düşünmüş? Buranın alanını bulmayı nasıl diyeyim, kolaylaştırmaya çalışmış kendi kafasında. Şu şekilde bakın. Demiş ki mesela 0 ile 3 arası dedik ya, ben burayı demiş 3 eşit parçaya bölüyorum. 1, 2 ve 3 şeklinde. Daha sonrasında şunun alanını, şunun alanını ve şunun alanını bulup toplarsam, evet demiş, bunun alanından daha küçük bir şey bulurum ama yaklaşık bir değer bulurum demiş. Ama yine de tabii şöyle bir durum söz konusu. Siz de takdir edersiniz ki şuraların alanlarını hesaplayamamış. Bunlar arta kalan, eksik bulduğu alanlar olmuş, değil mi? Ama sonradan şunu fark etmiş. Demiş ki ben bu dikdörtgenleri demiş 3 eşit alt aralıkta değil de daha fazla alt aralıkta incelersem ne olur demiş. Yani mesela 1 bölü 2, 1, işte 1,5, 2, 2,5 ve 3. Yani şu şekilde şurası, 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 şurası ve sevgili gençler şurası. Buradaki dikdörtgenlerin alanlarını bulursam, o zaman hesaplanamayan alan şuralar olacaktır. Ve takdir edersiniz ki az önce bulduğumuz, hesaplayamadığımız, o eksik bulduğumuz alandan daha eksik, daha az eksik bulduğumuz bir alan bulduk şu an. Peki şöyle düşünsek, biz bu aralıkları 1 bölü 2 birim değil de 1 bölü 4 birim, yani 0,25 birime düşürseydik, o zaman hesaplayamadığımız alan miktarı da azalır mıydı? Azalırdı. 0,1 birime düşürsek o zaman daha da azalırdı. Yani dikdörtgenlerin ben kısa kenarlarını ne kadar küçültürsem gerçek alana daha yakın bir değer bulacağım o halde. Peki hiçbir zaman gerçek alanı bulabilir miyiz bu yöntemle? Hayır. Sadece dikdörtgen sayısı sonsuz tane olursa, yani dikdörtgenlerin kısa kenarları sıfıra kadar yaklaşırsa, sıfıra sağdan yaklaşırsa, o zaman gerçek bir alana yaklaşık bir değer buluruz. Gerçek alana solundan yaklaşan bir değer buluruz hatta. Değil mi? Çünkü yine eksik bulacağız. İşte sevgili gençler, bu yöntemle demiş ki ha tamam, demek ki eğrisel olan alanları bu şekilde hesaplayabilirim demiş Riemann ve daha sonrasında da teorilerini geliştirmiş tabii. Küçük dikdörtgenlere ayrılan bölgenin alanı tam olarak ölçülmek istenen alana eşit olmadığı için Riemann toplamı ile bulduğumuz sonuç gerçek alandan eksik veya fazla çıkar. Fazla da mı çıkıyor? Evet, fazla da çıkıyor. Ona birazdan geçeceğiz. Sabit fonksiyonda kesinlikle ama kesinlikle eşit çıkacaktır. Ki sabit fonksiyon zaten alanını dikdörtgenle de hesaplayabiliriz. Onda sıkıntımız yok. Dikdörtgenlerin sayısını ne kadar arttırırsak Riemann toplamı ile elde edilen sonuç gerçek alana o kadar yaklaşır. Az önce açıkladığımız olay. Aşağıda çizeceğim grafikleri dikkatlice inceleyiniz demiştim sevgili gençler. Şunu alalım, şunu alalım şöyle ve bir tane de yine x kare fonksiyonu olarak örnek verelim ve sevgili gençler bu sefer de bu farklı bir şekilde hesaplamaya çalışalım, tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlarım, şu benim yine x kare fonksiyonum olsun, x kare fonksiyonu ve daha sonrasında diyorum ki şunu şöyle çektim, burası da diyelim ki 4 olsun, tamam. 4 alt parçaya ayıralım. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Ve bu sefer ben bu alan hesabını şu şekilde yapmaya gayret göstereyim. Şu şekilde. Daha sonrasında şöyle. Ve sevgili gençler şu şekilde. Ve şu şekilde. Hocam ne yaptınız? Dikdörtgenler alanın dışına çıktı. Evet. Bu sefer bu dikdörtgenlerin alanlarını bulursam ben gerçek alandan biraz daha fazla bir alan bulmuş olurum. Mesela ne kadar fazla bir alan bulmuş oluruz arkadaşlar? Şurada gösterdiğimiz kadar miktarda fazla alan hesaplamış oluruz. Fazla alanlarımız olur. Ve tabii dikdörtgen sayısını arttırırsak, yani bu dikdörtgenlerin kısa kenarları şu an bir birim. Eğer ki bunu 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 1 bölü 32'ye kadar indirirsen, yani yeterince küçük yaparsam bu dikdörtgenlerin kısa kenarlarını, ki bu demek oluyor ki 0 ile 4 aralığını daha da fazla alt aralığa parçalayacaksın. Yani dikdörtgenlerin kısa kenarları 0'a yaklaşacak.
İşte o zaman bulduğumuz sevgili gençler fazladan bulunan alan da yine azalacaktır. Ve yine de gerçek alandan birazcık fazlasını bulacağız ama gerçek alanın sağ taraftan yaklaşan değerini bulabiliriz bu sefer de. Şimdi az önce hesapladığımız 0 ile 3 aralığındaki aralıklara yani eksik bulunan alana biz sevgili gençler bu toplama Riemann alt toplamı diyoruz. Alt toplamı fazla bulduğumuz yani hesapladığımız takdirde gerçek alandan daha fazla bulduğumuz toplamada Riemann üst toplamı diyoruz sevgili gençler. Bunları da aklınızda bulundurun. Alt ve üst toplam denilen şeyler bunlar. Tamam. Şimdi tabii ki gerçek alanı integralle bulacağız. Onu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi diyor ki mesela bu eğrinin alanı yani x kare artı 1 eğrisinin alanını Riemann üst toplamı ve Riemann alt toplamıyla grafik çizerek hesaplayınız demiş sevgili gençler. Tabii bu eğrinin alanını 0 ile 2 aralığında sevgili arkadaşlarım 0 ile 2 aralığında ve 0 ile 3 diyelim. Ben onu yazmayı unutmuşum size. 0-3 aralığında aralık boyunu da bir birim olarak hesaplayalım. Bir birim olarak hesaplayalım. Tamam. Şimdi gelin bu hesabı yapalım beraber. Şu bizim alt toplamı, üst toplamı hesaplayacağımız yer olsun. Grafiğini çizelim. X kare artı 1'in grafiği sevgili gençler. Şöyle yaptım. Hop, şurasıdır. Şurası 1'dir. Tabii sol tarafı da var bunun da 0'la 3 aralığında hesaplayacağımız için o tarafı çizmemize gerek yok diye düşündüm. Şimdi arkadaşlarım şurası 3 olsun. Tamam. Şurası sevgili gençler 2 olsun. Şurası da 1 olsun diyelim. Şimdi ben bunu hangi toplamla bulacağım önce? Üste bulacağım için benim bulacağım dikdörtgenler şu şekildedir sevgili gençler. Yani fazla hesaplayacağım alanlar olduğu için eğrinin üstüne çıkacaktır. Ne kadar fazla hesaplayacağız hatta şuradakiler kadar fazla hesaplarız. Doğru mu? Şimdi bakalım. Buranın alanı nasıl bulunur? Şurası bir birim. Biri yerine yazınca da x kare artı 1 de sevgili gençler biri yerine yazdığımız zaman da 2 birim buluyoruz bu kısmı, şu kısmı. Dolayısıyla 1 kere 2'den buranın alanı 2. Şurası bir birim. 2'yi yerine yazarsam 5 gelir. Burası 1 kere 5'ten 5 birim gelir. Burası yine 1 birim. 3'ü yerine yazarsam 10 geleceği için buranın alanı da 10'dur. 10 artı 5 artı 2'den toplamda bu dikdörtgenlerin alanları toplamı 17 olduğu için Riemann üst toplamı 17 birim karedir. Şimdi gelin alt toplamı hesaplayalım. Alt toplam için de sevgili arkadaşlarım şu yamuk oldu biraz onu düzeltelim olmaz mı? Alt toplam için de şunu uygulayacağız. Şöyle yapalım. Yine ben çiziyorum. X kare artı 1'in grafiğini. Şöyle çizdik varsayalım. Şurası sevgili gençler 3 olsun. Şurası 2 olsun. Şurası da 1 olsun. Bu da biraz yamuk oldu ama sıkıntı yok şimdilik. Şimdi gelin alt dikdörtgenleri çizelim. Bu sefer buradan başladım. Şu şekilde yaptım ve şu şekilde yaptım. İşte buradaki dikdörtgenler sevgili gençler. Alt dikdörtgenler diyoruz ve ne kadar eksik bulacağız biz alanı? İşte bu kadar eksik buluruz diyoruz. Tamam. Eksik bulduğumuz için de bu bize alt toplamı verecek. Burası 1, burası 2 ve burası 3'tü. Şimdi şurası da 0, burası da 1. Bakın şurası 1 birim, şurası 1 birim. 1 kere 1'den 1 bulduk. Burası 1 birim, burası 2 birim, 2 bulduk. Burası 1 birim, burası 5 birim, 5 bulduk. Yani 5 artı 2, 7, 1 daha. Riemann alt toplamda kaç bulmuş olduk? 8. Şimdi artık şunu söyleyebiliyoruz. Alt toplam 8 ise üst toplam 17 ise bizim buradaki gerçek alanımız 8 ile 17 aralığındadır diyebiliyoruz. 8 ile 17 aralığında. Mesela ben burayı 0 ile 3 aralığını aralık boyunu 1 birim değil de 0,2 birim bulsaydım örnek veriyorum. Mesela alt toplamımız bizim 12 gelecekti. Üst toplam da 13 gelecekti. Ve böylelikle net bir aralık bulabilecektim gerçek alan için. Diyecektim ki 12 ile 13 aralığında bir yer. Gerçek alanımız 12 ile 13 aralığında. Ama burada ne demek zorunda kalıyoruz? Gerçek alan 8 ile 17 aralığında. İyi de kaç? 14 mü? 15 mi? 12 mi? 11 mi? 10 mu? Hiç bilmiyoruz. Yani ortalamasını alsak hocam olmaz. Olmuyor maalesef.
aralık sayısını çoğaltman gerekiyor ki gerçek alana çok daha yakın değerler bulabilesin diyelim. Tamam. Ve sevgili gençler, sağ üst taraftayız. X kare parabolünün bize grafiği verilmiş. Eyvallah. X kare eğrisi üzerinde 0-3 aralığında verilen dikdörtgenlerin alanları toplamı ile ilgili. Alanlar toplamı 9 birim karedir. Riemann üst toplamı ile Riemann alt toplamının farkına eşittir. 3 eşit alt aralık alınmıştır ifadelerinden hangileri doğrudur? 3 eşit alt aralık alınmış bakın. 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e şu doğru. Onu gördük, onu hemen işaretleyelim. Alanlar toplamını da bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Şu şekilde. 1 çarpı 1'den 1, 1 çarpı 3'ten 3 ve burası da 1 bakın. Şurası da 5, 1 kere 5'ten 5, 5 3 daha 8 toplamı 9 yaptı. 9 demiş, demek ki bu da doğru. Riemann üst toplamıyla alt toplamının farkına eşittir denilmiş. Şimdi buna bakalım. Buna bakalım arkadaşlar, şu kısmı silelim. Şimdi Riemann alt toplamı şu kırmızının altında kalan, burasının altında kalan ve şunun altında kalandır. Üst toplam da sevgili gençler bunun altında kalan, bunun altında kalan ve bunun altında kalandır. Ki turkuazda çizdiğim doğruların altında kalan alan mesela burası A ise, şurası B ise, burası C, burası D ve burası E ise, bakın kırmızının altında kalan alan 0, kırmızının altında kalan alan D ve kırmızının altında kalan alan B. Mavinin altında kalan A artı B, mavinin altında kalan C artı D ve mavinin altında kalan E. Ben mavinin altında kalanlardan kırmızının altında kalanları çıkarırsam zaten elimde E, C ve A kalacaktır. Dolayısıyla üst toplamla alt toplamın farkına eşittir sevgili gençler. O halde cevabımız neymiş? Hepsi doğrudur olacakmış sevgili arkadaşlarım. Evet, aşağıda başka sorumuz yoktu. Riemann'la alakalı soru çıkar mı hocam diyecek olursa, Riemann'la alakalı belki bu sene soru beklerim. Çok fazla tercih edilmiyor ÖSYM tarafından ama hani belki bu sene beklerim, aklınızda bulunsun, haberiniz olsun. Sonra SML Hoca demediydi, SML Hoca dediydi demenizi istemiyorum. En azından dersiniz ki karşınıza çıkarsa, o bunu SML Hoca demişti, tamam biz bunu çözeriz şimdi demenizi isterim açıkçası sınavda. Evet gençler, videonun sonuna geldik. İntegralde alan bulmaya bir sonraki videomuzda ele alacağız. Ve zaten bir sonraki videomuz integralin son videosu olacak. Ne kadar kalmış? Şunun şurasında topu topu 3 tane mi kalmış? Şurada ne vardı hemen bir bakalım. Tamam, çok güzel. Tamamı alanla alakalı. Ve daha sonrasında zaten karma sorularımıza, ödev sorularımıza geçeceğiz. İntegral videoları biter bitmez sevgili gençler, buradaki ödev sorularınızı çözmeyi de lütfen unutmayın. Ben de size zaten çözümlerini paylaşacağım, koyacağım video şeklinde. Bunu da unutmayın. İsteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olun. Bu videoyu da beğenin sevgili gençler. Bunları da tabii unutmayın. Yani onları söylemeye gerek yok. Yani o kadar ders anlatıyoruz, burada çene patlatıyoruz. Bir beğeninizi alırız yani. Evet gençler, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.